Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden önce yaşayan ümmetler içinde Kifil adında birisi var. Bir gün onun yanına bir kadın geliyor. Bu kadın ihtiyacı var, haceti var. Zengin adam Kifil'in yanına geliyor, kapıyı çalıyor. Diyor ki, evimde yavrularım var. Onlar ekmek, su diye meleşiyorlar. Allah rızası için lisan-ı haliyle söylüyor. O yavrular için bir şeyler verir misin? Adam diyor ki, Kifil, veririm 60 lira ama karşılığında seninle beraber olurum. Evde çocuklar belki aç, evde çocuklar belki şu kadar zamandır su, süt diye meleşiyorlar. Anne, yavrularının o acılarına, o iniltilerine, feryatlarına tahammül edemiyor. O adamla beraber olacak. Evin içerisine girdi ki kadın ağlıyor, kadın kendisinden geçmiş. Kifil kadına dönüyor, diyor ki, ma yubki ki, neden ağlıyorsun ki, seni ağlatan nedir? Zorladım mı seni? Zorla mı seni içeriye aldım? Para veriyorum, para karşılığında seninle beraber oluyorum deyince kadın kendinden geçiyor. Allah'tan kork diyor. O an Kifil kendini toparlıyor, kalkıyor oradan, kadını gönderiyor. Ya Rabbi diyor, bundan sonra asla kadınlarla beraber olmak, beraber olmayı teklif etmek, şöyle dursun, onlara gözümle dönüp bakmaktan bile sana sığınıyorum ya Rabbi. Fakat kalbi durmuyor Kifil'in. Kifil öyle tövbe etmiş, öyle kendinden geçmiş ki akşama varıyor, kalbi dayanamıyor Kifil'in. Akşama varınca Kifil ruhunu teslim ediyor. Allah Resulü buyuruyor ki, Kifil'in kapısına melekler, İnna Allah kad gafara lil kifli. Kifil'in ne kadar günahı varsa Allah bütün günahlarını mahvetti. Bütün günahlarını sildi. Takva kardeşlerim, eğer o takva hali Kifil'i kurtarmasaydı, eğer onu kuşatmasaydı, Kifil o en büyük günaha irtikap edecek, Kifil'i o günah, o zina alacak, cehennemin ortasına savuracak, oraya sürükleyecekti. Ama takva geldi. Takva onun imdadı oldu. Zinadan aldı, kurtardı, kulluk makamlarına ulaştırdı. Allah sana, Allah bana, Allah yeryüzüne orucu emretti ki, ey ehli iman, kadınların, kızların, dul kadınların iffetlerini, namuslarını, hayalarını ancak takva ile koruyabilirsiniz. Muttaki kullarla koruyabilirsiniz. Bir kız aldanıyor, kalkıyor gidiyor bir ajansa, babasını bırakıyor. Diyor ki, benim boyum şu kadar. Ajanstakilere diyor ki, beni manken olarak alır mısınız? 17-18 yaşında bir kız. Oradakilerin takvası yok. Oradakilerin cennet cehennem telakkileri yok. Oradakiler Hazreti Muhammed'i tanımıyorlar. O 17 yaşında, 18 yaşında podyuma çıkarma vaadiyle alıyorlar o kadını. Her gün, her gece başka bir evde dolaşıyor. Sonunda psikiyatrist, doktor dolaşıyor, kafasını duvarlara vuruyor. 70'ine geldiğinde sokaklarda sahipsiz halde dolaşıyor. O halde لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, muttaki olunuz, oruçla hayatınıza takva ayarı veriniz.